Dünya'da ben 2017'de çok bir bakıyorum da İyi Parti'nin çok faal olduğunu görmedim. Emin olun görmedim. Yani İyi Parti'nin çok fazla üzerine koyarak, tamam mı? Yani böyle gümbür gümbür açıklamalar yapan, eden bir faaliyetini görmedim. Şimdi İrfan Demir de vardı. Buradan selamlarımızı iletiriz. Başkanlık yaptı. Kurucumuz. Osman Karagöz vardı. Feriha Hanım vardı. Zaten şu anda sadece isimleri söylesem gözümün önünde ne canlanıyor? Hepsi mülayim, sessiz, sedasız insanlar canlanıyor, değil mi? Yani suya sabuna dokunmayanlar. Şimdi böyle bir zamanda bana göre iki tane aday vardı abi. En iyi. Biri olmadı gerçi de. Şimdi İrfan Demir bu dediğimiz olayların içinde olan bir insan. Yani başkanlık yapan bir insan. Evet. İrfan Demir'in ben başkanlık sürecini de biliyorum. 4-5 ay sürmüştü. Çok uzlaşmacı ama yani o heyecanı yansıtamıyordu. Osman Karagöz de ayrıydı, Ferhan Hanım da ayrıydı. Evet. Bence İyi Parti'de şu anda aday olması gereken ve yarışması gereken iki insan vardı. Biri çıktı, İbrahim Okçu. Evet. Çünkü heyecanlı, bir şeyler verebileceğine inanıyor. Yani Bir de aç, benim düşündüğüm kişi aç. mi Biri acaba? de Berkay Torun. Evet. Biri de Berkay Torun. Biz görüyoruz ki Berkay Torun'u gençliği verdiği ateşle yani insanlara ulaşabiliyor. Hatta bütün açıklamaları kendisi yapıyor değil mi? Basın Evet, basın sözcüsü sözcüsü olarak. olarak. Aha. Kendisi yapıyordu. Şimdi buradan bile İyi Parti'nin enerjisini yansıttığını görebiliyoruz. Aynı enerjiyi bugün Deva Partisi'nde olduğu gibi ve yeniden Refah'ta olduğu gibi aynı enerjiyi veren orada da başkanların aynı enerjisi var. Yani yeniden Refah'ta da başkanların enerjisi var. Deva'da da İrfan Tosun aynı enerjisi var. İyi Parti'de bu yoktu. İyi Parti sanki veteranlar takımı gibiydi. Ama İbrahim Okçu ile beraber ben şuna inanıyorum. Bu ateş yakıldı gibi. Berkay Bey belediye başkan adayıydı. Doğru mu? Evet. Şimdi bence o tecrübe zamanıydı. Bundan sonrası da bence profesyonellik zamanı gibi geliyor. Aday olabilir. Niye olmasın ki? Yani genç, enerjik, aile siyasetten geliyor. Belediye başkanı gayet iyi olabilir. Ha, onun da kendine göre siyasi hesaplamaları, planlamaları vardır ama tabii karşısında da güçlü bir isim var. O tarafta da toplumda genellikle öyle bakılan bir Ahmet Arpacıoğlu var ki belediye başkanlığı adaylığı için çok çok da güçlü bir isim. Ben İyi Partili değilim. Ben açık yürekle söyleyeyim. İbrahim Okçu benim bir abimdir ama benim abim olması doğruları söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. Bazen her yerde öne çıkmamak lazım. Şimdi burada kaç tane sağlıklı insan var değil mi? Ben engelli bir birey. Deseler ki bir yarış olacak. Bu yarışa kurumumuzdan bir kişi gelecek. Maraton. Ben buranın sahibiyim diye, egosu gibi diye ben yarışırım deme şansım var. Kazanamayacağım bir adayla ben çıkar mıyım? Çakır medyayı kazanamayacağım veya temsil etmeyecek bir adamla yarışır mıyım? Yarışmam. Burada da öyle olmalı. Siyasetçiler ve siyasi partiler koltuk meraklarını bırakmalı. Kendilerini yukarıya kim taşıyacaksa onu oraya getirmeliler.